Hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edelim. Sonrasında sorulara geçebiliriz. Well, you know, another win. It was, you know, we had to fight hard for the win. I think we played against a very organized team, very defensively well set up. So it was difficult for us to create any good chances. You know, of course, the penalty helped us. After we had, you know, hit the crossbar with Arthur, we had a chance of Jetson, some dangerous crosses, but eventually no goals. And second half, I think we controlled it. The only thing we didn't do well is to make the second goal. So, you know, until the end, it was, you know, a little bit nervous for us. But, you know, of course, the second goal from Jetson really helped us and secured an important win with the 3 points. We kept a clean sheet, and first block we have, you know, 100% score. So I'm really happy with that. Bir galibiyet daha aldık bugün. Mücadele, bu galibiyet için de mücadele etmemiz gerekiyordu. Defansif olarak iyi organize olan bir takıma karşı oynadık ki kolay olmadı. Penaltı golü bize bu anlamda yardımcı oldu. Arthur'la direğe vurduğumuz bir pozisyon var serbest vuruştan. Getson'la tehlikeli olduğumuz birkaç pozisyon var. Tehlikeli ortalar vardı ama buralardan ne yazık ki golü çıkartamadık ilk yarıda. İkinci yarıda fırsatlar yarattık ve golü de bulduk. Sona doğru hatta biraz gerginleşti bile diyebilirmiş ama ikinci gol bize çok yardımcı oldu. Önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir 3 puan kazandık. Gol yemedik. Ligin ilk bölümünü kayıpsız geçiyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyum. Well, I mean, it's, you know, as a coach and as a player, I prefer to have the ball and play the game. You know, it's sometimes it takes long. You know, with VAR, it's obviously sometimes they need time to check. But like today, also first half, I think we had some moments when we had a free kick against us. It take a long time until they continue the game. So it's also, I think, a task from the referee to also speed up the game a little bit. People want to come to the stadium and watch the team play, not like, you know, waiting till the ball is played. But it's, you know, sometimes is the case. You know, there is a team who defends well, who wants to delay the game. You know, that's obviously, and then there comes a time where the referee should step in and make sure that they speed up the game. But you know, that's up to the referees. Ben hem oyuncu olarak hem hoca olarak da topun bizde, benim takımımda kalmasını isteyen birisiyim. Bazen tabii ki maç içerisinde belirli anların süreleri uzuyor. VAR kontrolleri olsun, buna benzer pozisyonlar olsun. İlk yarıda bizim aleyhimize çalınan bir frikik olmuştu mesela. O anda maç durduktan sonra maçın tekrar devam etmesi gerçekten çok süre uzamıştı. Bu konuya hakemlerin de katkı vermesi lazım. Çünkü stadyuma gelen insanlar, taraftarlar da futbol izlemek için, iyi oyun izlemek için geliyorlar. Oyunun duraklamasını, tekrar başlamasını izlemek için değil. Ama bunlar oluyor, futbolun içerisinde olan şeyler. Bazen iyi savunma yapan takımlara karşı, bazen iyi savunma yapan takımlar zaman da kazanmaya çalışıyorlar. Bu anlamda da hakemlerin bu konuya müdahale etmesi gerektiği kanaatindeyim. Birazcık hakemlere de bağlı bence bu durum. Well, I don't think it's a secret, but you know, it's a player who has so much energy. So whenever he plays, you know, as like an extra six, you know, very dynamic, or like as a attacking midfielder, he needs to put energy in the game. That's always with Jetson. So now we just make sure like he puts his energy in winning the ball. He puts his energy in making runs and support also the attack. I think so far, you know, he's doing really well. You know, 2 important goals against Lugano. Also today he scored. So, you know, he's a player. We have many players who can score goals and assist. And I think Jetson is enjoying his game. He's a very important player for us. And I think you can also see the joy he has now in playing all those games. Sır mı? Tabii bilmiyorum ama çok enerjik bir futbolcu. Her oynadığı maçta bize ekstra bir 6 numara gibi, ekstra bir hücuma dönük orta saha gibi katkılar veriyor. Bu enerjisi var ve çok yüksek. Topu kazanma konusunda, koşular konusunda, hücuma katkı konusunda da bu enerjisini verdiğinden emin olmamız gerekiyor.
Lugano maçında iki önemli gol atmıştı. Bugün de gol katkısı verdi. Bizim gol ve asist katkısı verecek futbolcularımız var. Kendisi de kendi oynadığı futboldan keyif alıyor ki bunu sizler de görebiliyorsunuzdur. I mean, I think we made a good start. I think very important is to work hard on your squad. You know, we have players coming in, players coming out of the team. I think we started really well. It helps, you know, when you win your first competitive game 5-0 and you win a Super Cup, you know, that always helps. But I see the process we are in now. I see players, you know, really enjoying working hard, try to learn new things and go into every game and do everything to win games. And the more games you play, the more the process goes quicker because you play against good opponents, especially also, you know, of course, in the league, but also in Europe now. Going to play against really difficult teams where we have to perform as well. That's also beneficial to our team. So, yeah, you know, you have to work every day. It's not like, you know, we stop now, we have 100% score, we'll wait till the next game and then we continue. No, it's working hard and continuing the work. I think what we've done well is to analyze the opponents, to prepare the team, and sometimes you need to have changes, you know, during the game or in halftime with players or in system. But, you know, I like that dynamic in football. Sezona iyi başladık. Önemli olan çok çalışmanızdır her zaman. Gelen oyuncularımız ve giden oyuncularımız da oluyor transfer anlamında. Ama sezona iyi başladığımızı söylemek lazım. Bu iyi başlangıçta tabii ki Süper Kupa'da 5-0'lık galibiyetle başlamak da bize çok yardımcı oldu. Süreci görüyoruz, izliyoruz. Futbolcularımız çok çalışıyor. Keyif alıyorlar ve öğrenmeye açıklar, öğrenmek istiyorlar. Her maç kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Oynadıkça, geliştikçe de bu süreç hızlanacaktır. Avrupa'da birlikte zorlu maçlar oynayacağız. İyi performans göstermemiz gerekiyor ki bu da bize çok büyük fayda sağlayacak tabii ki de. Her gün çok çalışarak geçmemiz gerekiyor bu süreçleri. Şu an kayıpsız gidiyoruz. Çok çalışarak devam etmemiz gerekiyor. Takımımızı hazırlarken analizlerimizi de yaparak gidiyoruz. Değişiklikler yapıyoruz maç içerisinde ve devre arasında. Oyuncularımızı değiştiriyoruz, sistemlerimizi değiştiriyoruz. Bu dinamizm de benim aslında hoşuma giden bir şey bu süreçte. Fotomaç.com terimist Erkam Şahin. Öncelikle 3 puan için kendisini tebrik ederim. Sezona çok iyi başlayan bir Beşiktaş var. Aldığı yıldızlarla Immobile'si, Rafa Silva'sı olsun. Beşiktaşlı taraftarlık kısa süre içerisinde bir yeni bir yıldız transferi bekliyor mu acaba? Bilgisi var mı? Teşekkürler. Well, it's still open. The window is still open for us. As I said before, when we have a chance to strengthen our squad, and you know we can make transfers. We will not hesitate to do so. So I think the next days will be, you know, I think important. You know, we're working hard to see if we can do any changes. So I cannot guarantee it, but we're still looking into keep strengthening the squad. Hala transfer dönemi devam ediyor. Kadromuzu güçlendirme fırsatımız olursa bunu yapmaktan geri durmayız, şüphe duymayız. Önümüzdeki günler bu anlamda önemli olacak. Değişiklikler olur mu? Giden gelen olur mu? Buna bakacağız. Şu an için bir garanti veremem ama bu konunun üzerine kadromuzu güçlendirmeye her zaman çalışıyoruz. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Good night home. İyi geceler. Saat 1 oldu.